Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Elena. Today I'm going to talk about how to improve our speaking skills. These days, lots of people ask me, Elena, I studied English for almost 2 years. I took the exam and I did pretty well, but when it comes to speaking, I can't speak fluently. It's just me, or is everyone like this? Is there a problem with me? No, it's totally okay, it's totally fine. Yes, you studied English for almost 2 years, but you studied for a test which has 80 written questions. So you know the grammar, vocabulary, and when you read a text, you can understand it and answer the questions, but you didn't practice speaking. Some people didn't even read the passages out loud, let alone practice speaking. So it's completely normal. I'm here to help and I have super effective tips for you. So let's get started. Evet, artık ana dilimize dönebiliriz. Şimdi İngilizce öğrenirken herkesin bahsettiği belli başlı şeyler var. İşte dizi film izlemek, şarkı dinlemek, kitap okumak vesaire. Bunlardan bahsetmeyeceğim. Bunlar zaten hepimizin bildiği şeyler. Ve bunlar evet konuşmaya bir yere kadar etki ediyorlar. Çünkü benim düşünceme göre de ne kadar iyi dinlersen o kadar iyi konuşabiliyorsun. Evet, bunun etkisi var. Fakat bunlar bir yere kadar etki ediyor. Bir yerden sonra gerçekten pratik yapmanız, yani konuşmanız gerekiyor. İşte bugün de onlardan bahsedeceğim. Nasıl pratik yapacağımızı da 3 bölüme ayırdım. Birincisinde ihtiyacımız olan tek şey kendimiziz. İkincisinde kendimiz ve internet. Üçüncüsünde ise biz maalesef tek başımıza yeterli olmuyoruz ve başka insanlara, bir topluluğa falan ihtiyaç duyuyoruz. Birinci bölümle başlayalım. Belki bazılarınıza saçma gelecek. Bana göre en etkili yöntemlerden biri ve benim de en çok kullandığım yöntem kendi kendinize İngilizce konuşmak. İster aynanın karşısına geçin, ister gece yatmadan tavana bakarak hayaller kurun, kendi kendinize bir şeyler anlatın. Fark etmez ama sadece cümle kurmaya çalışın ve karşınızda biri varmış gibi bir şeyler anlatın. Mesela şunu da yapabilirsiniz. Gün içinde birçok şey düşünüyoruz ve karar veriyoruz. Diyelim ki bir yere gideceksiniz ama nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz. Şimdi düşüneceksiniz değil mi? Bunu işte nereye gideyim, kaçta gideyim, gidince ne yapayım? Hani bunların hepsini düşünüyorsunuz ve bunları Türkçe yerine İngilizce düşünmeye çalışın. Mesela, okay, I'm really bored at home and I want to go out, but I don't know where to go and what to do. So, here are some options. I can go out and eat something, grab a coffee, I can go out and just walking instead of spending money. So, here are my options. Okay, I chose to grab a coffee. So, where should I go? I can go Karşıyaka, Bostanlı and Alsancak. I always go to Bostanlı, so I want to change it. Alsancak may be too crowded, and I haven't been Karşıyaka for so long, so maybe I should go to Karşıyaka. That sounds okay. Let's go to Karşıyaka. Like this. Bu şekilde aklınıza gelen her şeyi yüksek sesle söyleyebilirsiniz. Günlük hayatta hangi kararı verecekseniz düşünebilirsiniz. Ayrıca şunu yapabilirsiniz. Sabah uyandınız ve o gününüze İngilizce planlayın. Yani bir yere yazmanıza gerek yok ajandanıza vesaire. Sadece o gün ne yapacağınızı kendinize şöyle bir söyleyin. Bir de şunu yapabilirsiniz. Mesela durakta otobüs bekliyorsunuz. Etrafınızda gördüğünüz şeyleri betimlemeye çalışın. Mesela yoldan geçen insanları anlatmaya çalışın. Ama mesela konuşurken şunu yapmayın. Bu yapılan en büyük yanlışlardan biri. İlk önce Türkçe düşünüp sonra onları İngilizce çevirmeye çalışmayın. Bu sizi çok yavaşlatır. Bir de her şeyi birebir İngilizceye çeviremeyebilirsiniz. O yüzden İngilizce düşünün. Yani İngilizcenin yapısına göre düşünün. Önce özneyi koyacaksınız, sonra fiili koyacaksınız tabii ki. Hani bunları ilk başta düşünmeniz gerekiyor. Sonra konuşmaya alışınca böyle özneymiş, nesneymiş falan aklınıza gelmiyor. Ama ilk başta öyle yapmanız gerekiyor. Çünkü İngilizce ve Türkçenin yapıları farklı. Kelime sona koyuyoruz ama İngilizce'de öznenin arkasına geliyor. O yüzden ilk başta yapıyı biraz bilmeniz gerekiyor. Önce özne, sonra yüklem, sonra işte nesne, yer zarfıdır, zaman zarfıdır. Bu şekilde ya da zaman zarfını, yer zarfını vurgulamak istiyorsanız öne alabilirsiniz en başa. Yani önce birazcık yapıları düşünmeniz gerekiyor. Sonrası zaten kendiliğinden gelişiyor. Şimdi geldik ikinci bölümümüze. Bu sefer interneti kullanarak nasıl pratik yapabileceğimizden bahsedeceğim. Öncelikle belki biliyorsunuzdur bazı konuşma uygulamaları var. Bana göre en iyisi Tandem. Çünkü diğer uygulamalarda pek böyle amacı konuşmak olmayan insanlar da oluyor. Yani uygulamalar resmen Tinder'a benziyor. Ama Tandem öyle değil. Hani daha seviyeli konuşmalar gerçekleştirebiliyorsunuz. Onu öneririm. Bir de Instagram sayfaları falan olabilir. Bir tane Instagram sayfası var. Direkt böyle konuşmaya yönelik değil. İngilizce ile ilgili şeyler paylaşıyor ama bazen şöyle yapıyor. Ha bu arada ismi şey. İngiliz in general. Şuraya yazayım. Bu hesap bazen şey yapıyor. Bir tane post paylaşıyor. Diyor ki hadi yorumlarda kendinizi tanıtın ve konuşma arkadaşları bulun. Bu şekilde sosyal medyadan yararlanarak konuşma arkadaşları bulabilirsiniz. Bir de izlediğiniz ya da okuduğunuz şeyleri yine başkasına anlatıyormuş gibi yapabilirsiniz. Konuşurken benim şu an yaptığım gibi kendinizi videoya alabilirsiniz. Ve daha sonra dinlediğinizde hem yanlışlarınızı görmüş olursunuz. O videoları saklarsanız da zaman içindeki değişiminizi görebilirsiniz. Şimdi geldik 3. bölüme. Yani diğer insanlarla, gerçekten kanlı canlı insanlarla nasıl pratik yapabilirsiniz?
yapabileceğimizi. Öncelikle bazı şehirlerde kafeler var ve bu kafeler konuşma grupları düzenliyorlar. Yani oraya gidiyorsunuz, bir şeyler yiyorsunuz, içiyorsunuz ve insanlarla İngilizce konuşuyorsunuz. Bir de bazı belediyeler yine bu şekilde konuşma grupları düzenliyor. Mesela benim yaşadığım ilçenin de belediyesi böyle bir konuşma grubu yapmıştı ve biz de arkadaşımla bir kere katılmıştık. Gerçekten çok eğlenceli olmuştu. Hatta onlar da bizi çok sevmişlerdi. Mutlaka diğerine de gelin demişlerdi. Yine ana dili İngilizce olan kişiler vardı. Ana dili olmasa bile uzun zamandır İngilizce konuşan, İngilizce bilen, pratik yapabilmiş insanlar vardı. Aslında devam etmek istemiştik ama pandemi olduğu için maalesef her yer kapandı. Sonra o öyle kaldı. Son olarak da Isaac'ten bahsetmek istiyorum. Isaac, 2. Dünya Savaşı sonrasında 1948 yılında 7 farklı ülkeden 7 farklı gencin bir araya gelmesiyle kurulmuş. Amaçları, hayalleri, kültürler arası etkileşimi oluşturmak. Isaac Türkiye ise 1954 yılında Nihat Gökyiğit, Necat Eczacıbaşı, Ali Osmanoğlu tarafından kurulmuş. 1977 yılından itibaren de 6 kıtada 50 farklı ülkede temsil edilmeye başlanmış. Isaac'in 6 farklı temel değeri var. Mükemmellik için çalışmak, bütünsellik göstermek, liderliği harekete geçirmek, sürdürülebilirliği sağlamak, katılımdan zevk almak ve farklılıkları yaşamak. Biliyorsunuz ki bir ülkenin insanların tanımanın, kültürünü, yaşayış biçimini öğrenmenin en iyi yolu o ülkeye gidip ziyaret etmek. Ya da eğer bunu yapamıyorsak o ülkede yetişmiş olan insanlarla iletişim kurmak. Isaac de tam bu noktada bize yardımcı oluyor. Isaac bünyesinde bir sürü proje gerçekleştiriliyor. Yani kendi ilgi alanınıza göre bir sürü proje bulabilirsiniz. Projelere katılmak için 18-30 yaş aralığında olmanız ve gerekli şartları sağlamanız yeterli. Üye olmak için herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. İngilizcenizi geliştirmek için illa bu şekilde yurt dışına çıkmanıza da gerek yok. Evet, o çok büyük bir fayda sağlar. Ama şu şekilde de geliştirebilirsiniz. Nasıl siz başka ülkelere gidiyorsanız diğer ülkelerden de bizim ülkemize ziyaretçiler geliyor. Ve bu kişilere yardım etmek de bize düşüyor. Yemek, barınma, ulaşım gibi birçok konuda onlara yardım edip onlarla iletişim kurarak İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Yine bu da bizi konfor alanımızdan çıkaracak çok güzel bir yöntem. Hem dünyayı geziyorsunuz, farklı kültürleri tanıyorsunuz, dilinizi geliştiriyorsunuz, kendinizi geliştiriyorsunuz ve en önemlisi dünyaya bir katkınız oluyor. Evet, benim bugünlük söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğene basmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.